Ne yapıyorduk şimdi? Lan çok uzun zaman oldu be. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Tamam. Video girişi, video girişi. Tamam. Selamlar dostlar. Yepyeni bir Minecraft Survival bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Ümit ve bugün sizlerle birlikte Survival'a 7 aydan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Dostlarım hepiniz 7 ay sonra Minecraft Survival videosuna hoş geldiniz. Hatırlayacağınız üzere en son bir seriye başlamıştık. Survival Sezon 3'e. Ve bu serimizde ilk 2 bölümü yayınladıktan, gerçi 2 bölüm arasında da 2 ay vardı ama 7 ay sonrasında 3. bölümü yayınlayabiliyorum. Tabii ki mazeretlerim var arkadaşlar. Birçoğunuz zaten bu mazeretin farkındasınızdır. Şöyle ki bildiğiniz üzere ben bu sene diplomamı aldım. Liseden mezun oldum ve üniversite sınavına girdim. Ve bu dönem boyunca da üniversite sınavına hazırlanıyordum. Yani bu süreç boyunca da hani böyle test kitaplarıdır, ders konularıdır, ezberdir, tekrardır vesaire derken çok da böyle bilgisayar oynayıp video çekmeye vakit bulamıyordum. Yalan yok, bilgisayar başında zaman öldürüyordum. Hani kafamı dinliyordum ama hani videoya ayıracak kadar vakti bulamıyordum. Diyeceksiniz ki evet, üniversite sınavının üstünden bir ay geçti. Bu kalan bir ayda ise neredeydin diye. Şöyle ki arkadaşlar, biliyorsunuz üniversite sınavından bir hafta sonra direkt bayram giriş yaptı. O bir haftalık süreçte dinlendim, yani hiçbir şeyle uğraşmadım. Sadece gezdim, tozdum. Sonrasında bayram çıktı ve ben çalışmaya başladım. Harçlığımı kazanabilmek için, en azından cebimde 3 kuruş param olsun diye. Belki güzel ekipmanlar için böyle biraz harçlık biriktirmek. Çalışmaya başladım. Halen daha çalışıyorum. Hani boş vakit buldukça hafta tatillerimde falan sizlere video üretmeye devam edeceğim. Şimdi gel gelelim ki videomuzun konusuna arkadaşlar. Yani bu 7 aylık süreci size kısaca özetlemek istemiştim sadece. Çünkü birçoğunuz aslında benim nerede olduğumu, niye video atmadığımı soruyordunuz. Ve birçoğunuz da hani üniversite sınavı bitti artık, hani video at diyordunuz. Ben de bugünü aslında sabırsızlıkla bekliyordum. Bakalım bugün elimizden geleni yapacağız ve survival'ın hakkını vermeye çalışacağız. Ve bu arada arkadaşlar, dediğim gibi bilgisayar üstünde biraz vakit öldürüyordum ama video çekmiyordum diyordum. Gördüğünüz üzere üzerimde elmas zırhlarım gözüküyor. Eğer son videoyu izleyip de bu videoyu geçenler varsa. Bakın öncelerden zırhımız bu şekildeydi. Demir bir zırhımız vardı. Lakin şu an üstümde elmas zırhımı görüyorsunuz. Yanılmıyorsam 7 ay önce şu sıralar bir elmas zırh craft edip size büyüleyeceğimi söylemiştim. Ve bu büyüleme işlemine başladım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada birkaç adet de büyü ayırdım. Görmüş olduğunuz üzere burada da büyülerim. Ve bu büyüleri sağlamamın tek kaynağı vardı arkadaşlar. Bunları sadece kitap basarak elde edemiyorsunuz. Biliyorsunuz ki tamir büyü masasından çıkmayan bir büyü olduğu için. Gördüğünüz üzere burada köylerim bulunuyor. Ve birkaç adet köylüyü ben buraya hapsettim arkadaşlar. Onlardan büyü kitapları alıyorum. Ve onlara da çubuk satıyorum. Sattığım çubuklarla birlikte kendime elmas setimi yaptım bu sırada. Ayrıca birkaçınız şuradaki kuleleri fark etmiş olabilir. Bunların neler olduğunu gerçekten hatırlamıyorum arkadaşlar. Sanırım en son bu dünyada 3-4 ay önce oynamıştım. Buradaki kuleleri de video arasında çekmişim. Sanırım madende bir şeyler bulmuşum ve onları belirlemek için 2-3 tane kule bulunuyor. 300 kuleler. 2 tane olsaydı şimdi bir espri yapardım da neyse arkadaşlar. Sıkıntıya girmeyelim sonra. O halde benim de hatırlamadığım ve gizemli olan 3 kulenin birincisine girelim bakalım. Aşağıda ne bulunuyor? Bayağı da derine indik be usta. Aha. Şimdi hatırladım. Yanılmıyorsam Mart ayı civarında burada bir spawner bulmuştum maden yaparken. Görüyorsunuz burada bir mineshaft'e girmiştim ve burada bir spawner bulmuşum. Güzel. Sonraki videomuzda da buralarla alakalı birkaç planlama yapabiliriz. Biliyorsunuz XP farmı özellikle oyunun ilk evrelerinde kendimizi geliştirmek açısından büyüler olsun, ne bileyim çürüketler olsun sayesinde zümrüt alabiliyoruz, biliyorsunuz. Çürüketler sayesinde zümrüt alabildiğimizi biliyorsunuz. Yani bizim işimize yarayacaktır. Bu farmı da kullanınız, özellikle XP bakımından iyi, aklımda bulunsun. Ben tekrardan buradan yukarı çıkayım bari. Ha, bu arada arkadaşlar oyun modu hala oyun sürümü bu arada hala 1.20.4'te. Güncellemeye fırsatım olmadı, dediğim gibi çok uğraşamadım bu tür işlerle. Ancak birkaç video sonra sanırım güncellemiş oluruz. Bu arada yanlış hatırlamıyorsam 1.20'de asılı tabelalar gelmişti. Onları da kullanalım ya. Niye kullanmayalım ki, değil mi? Normal tabela yapabiliyorum şu anda galiba. Evet, asılı tabela için zincir falan lazım diye hatırlıyorum. Şimdilik şu tabelayla yerlerimizi belirtelim bakalım burada ne varmış diye. Evet, buraya tabelamızı astık. Burada bir zombi spawner var. Bakalım için... Konuşamıyorum arkadaşlar, uzun süre video çekmeyince insanda bir lisan bozukluğu oluyor ister istemez. Bakalım ikinci de ve üçüncü de neler bulabileceğiz. Kocaman bir maden. O zaman MLG'yi yapmayı da unutmuşum. Neyse devam edelim. Aha, dibe kadar geldik. Bakalım burada ne bulmuşum, etrafını da kapatmışım. Büyülü altın elma. Ha, bunu gerçekten unutmuştum arkadaşlar. Vay be, ulan ne güzel büyülü altın elma bulmuşuz ya. İyi, bunu aldığımıza göre artık burayı belirlememizde, belirtmemizde bir mana kalmıyor.
Nasıl olsa büyülü altın elma artık elimizde. Huhu. Arkadaşlar 19 yaşındayım ve şu yaptığım hal ve hareketlere bir bakar mısınız ya? Büyümem gerekiyor. Ah, kafama ok atmayan sana. Aha, ezikler sizi, beni vuramadınız değil mi? Peki ikinciyi de keşfettiğimize göre üçüncüye gidebiliriz. Çünkü buranın artık bir manası kalmadı. Buradaki loot'u toplamış olduk. Bu arada bunu da bir ara kırarım arkadaşlar. Ama diğeri bizim için önemli. Hadi bakalım. Üçüncüden bakalım neler çıkacak yani. Acaba yer altında ne keşfettim? İnanın hatırlamıyorum arkadaşlar. Bakın burada bir merdiven ya. Sanırım bu da değerli bir şey. Hadi güzel bir yere çık be. Kurban olayım güzel bir yere. Selamun aleyküm derken burada da bir adet spawnerımız varmış. Burası da iskele spawnerıymış arkadaşlar. Vay be oğlum, burası daha iyi bu arada ya. Şimdi az önce dedim ya ben size, çürük etleri işte köylülere satıp zümrüt. Arkadaşlar onların hepsi hikaye. Kemik tozu. Kemik tozu var ya, kemik tozu, başka bir şey demiyorum. Yani sınırsız kemik tozun olduğunu bir düşün ya. Bir düşün abi ya. Bütün otlardan yetiştir havuç patates. Sat abi onları. Cepleri doldur zümrütlerle. Ondan sonra köylüleri tokatlarsınız abi. Neyse şimdi bunu köylüler duymasın da ondan sonra yok biz fakir kaldık vesaire demesinler. Bu arada videonun giriş kısmını ne kadar uzattım ya. Sözde demir farm yapacaktım bu videoda ama bakalım hayırlısı, onu da yaparız. Ulan yeryüzüne bir çıktım, her yer karanlık arkadaş, bu nedir ya? Neler keşfetmişim ben bu 7 aylık süreç içerisinde. Yalnız bu arada orada tabela asmayı unut, işte kafa kalmadı arkadaşlar. Eski YouTuber olduk ya. Yaşlandık be yaşlandık. İskelet spawnerı. Gel oğlum babana. Atmıyormuş şeyim ya. İki de atmıyormuş. Yalnız o değil de topladığım elmasları da kule gibi dikmişim oraya ya. Lan zor zor bir süreç geçirdik arkadaşlar. O sınav bana kafayı yedirtmiş. Şuna bak. Hep bu arada arkadaşlar bu süreçten bahsedeyim birazcık daha. Bu süreç yaklaşık 7-8 ay önce başladı, video atmama süreci. O zamanlar 7500 aboneydik. Şu an 8130 küsür aboneydik. Yani şu an daha az önce baktığımda öyleydik. 8100 sürülerdeyiz şu anda. Bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hani hiç şey yapmamama rağmen kanalımın bu şekilde gelişmesi beni mutlu etti. Hedefim sene sonuna kadar, hatta yaz sonuna kadar arkadaşlar 10.000 aboneye ulaşmak. Hani çok zor bir şey yok. Çok zor bir yanı yok arkadaşlar ya. Sene sonunda 50.000 oluruz. Önümüz sene 100.000, 1 milyon. Oluruz arkadaşlar. Ben size güveniyorum. Tanıdıklarınıza, sevdiklerinize de paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanala abone olup beğenileri açarsanız hayat yüzünüze gülüyor mu? Biliyor muydunuz? Neyse. Gel gelelim ki bu videonun konusuna arkadaşlar. Evet, doğru. Hepiniz başlıktan ve kapaktan bildiğiniz üzere bu videoda sizlerle birlikte demir farmı yapacağız. Ama bu farm oldukça basit ve verimli olacak. Sanırım Skyblock oynadığımız dönemde de bir tane yapmıştım. Eğer yanlış hatırlamıyor isem. Şimdi zaten demir farmlarında neye ihtiyacınız olur? Köylüye, köylünün yatacağı yatağa, ilere, sandıklara, işte biraz yapı bloklarına vesaire vesaire arkadaşlar. Ben ihtiyacım olan blokları biraz toplayayım. Orası da size de gösteririm zaten. Evet dostlarım, yanılmıyorsam şu an envanterimde görmüş olduğunuz tüm bu eşyalar bizim küçük demir farmımızı yapmamız için yeterli olacak olan şeyler. Eksiklerim olduysa kusura bakmayın, yani videonun ileriki dönemleri için konuşuyorum. Çünkü dediğim gibi uzun süre Minecraft oynamadığım ve hatırladığım en yakın sürede yapmış olduğum farmı sizlere göstereceğim. Çünkü 7-8 aydan sonra Minecraft'a dönmek biraz garip. Evet, daha farklı farmlar, daha yeni farmlar, daha ileri çıkmıştır. Merak etmeyin, bu video böyle bir ısınma videosu olsun. Sonraki videolarda da böyle ağır ağır seviyeyi arttıracağım ben. Siz de zaten hani farkına varacaksınız. Pekala pekala pekala. Eşyalarımızı hazırladık. Ancak farmı nereye yapacağız? Arkadaşlar Minecraft 1.20'nin bize vermiş olduğu bir spawn alanı bulunuyor. Tahmini benimki de buralarda bir yerde. Köylü farmı da içerisinde olması lazım. Ancak bu durum 1.21'de değişiyor arkadaşlar. Henüz dünyayı güncellemedim ama dediğim gibi, az önce de dediğim gibi videoyu yakın zaman sürümünü yakın zamanda güncelleyeceğim dünyanın ve bu sebepten ötürü 1.21'de bizim spawn alanımız oldukça daralıyor ve 3'e 3'lük mü 4'e 4'lük mü küçük bir alana sığdırılıyor. Bu sebepten ötürü demir farmımızın sürekli çalışmasını istediğim için evimden bayağı uzağa bir yere geldim derken, oğlum siz niye geldiniz lan, yine ne istiyorsunuz lan benden lan, hiç yararlı bir şey satmıyorsun be lan, hiç adam olmayacak mısın lan sen? Arda Güler 19 yaşında Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi kupası kaldırdı. Senin aksine, seni başarısız ahmak. De adamlarını göndermiş ya. Allah Allah. Hem başarısız hem de elemanları gezdiriyor kayışla. Neyse, bunu bir kenara bırakalım arkadaşlar. Dilerseniz şimdi sizinle birlikte farmamızı yapmaya başlayalım. Çünkü tam şu görmüş olduğunuz blok, pusulayla baktım ben burada bir dünyanın yedeğini alıp. Tam spawn olduğumuz blok burası arkadaşlar. Bu noktada farmamızı yapalım. Dur, yapalım. Arkadaşlar ilk olarak yapmamız gereken şey
Tam olarak orta noktası burası, spawn noktasının bildiğiniz üzere. Ben yine buranın çevresinde bir yere yapacağım. Şuradan 9 blok kadar yukarı gitmem gerekiyor. Sonrasında buraya merdiven çekebilirim. Sonrasında şu yöne doğru veya istediğiniz bir yöne doğru 2 blok kadar gitmeniz gerekiyor. Ve ardından 1 blok içe girip içe girecek şekilde şuralara da yarım blok kullanmamız gerekecek. Evet, bakın içe girdikten sonrasında ise şöyle bir ikili blok koyuyorum. Sonrasında bir adet destek bloğu, 2 blok daha, bir adet destek bloğu daha, sonrasında 2 blok daha koyuyorum. Sonrasında bu destek bloklarını kaldırabilirim. Şöyle bir konuma ulaştıktan sonra buradaki her ikili bloğun üstüne birer adet yatak koyacağız. İşte bu noktalar bizim köylülerimizin duracağı alanlar olacak. Sonrasında buradaki merdivenin üst kısmına gelerek bir adet yarım blok yerleştirmemiz gerekecek. Sonrasında bir adet crafting buraya koyalım ki arkadaşlar buradan demirleri demir bloğu yapma imkanımız olsun. Sonrasında sandıklarımızı alacağız ve burada 1, 3 ve 4 kat daha çıkacağız. Sonrasında her birine birer adet huni bağlamamız gerekecek. Görmüş olduğunuz üzere. Sonrasında bu huninin üstündeyken arkadaşlar bu huniye bakan biri yatağın üstünde olmak kaidesiyle birisi de ters yönünde şu şekilde bir köşe oluşturacağız. Sonrasında yatak olan kısımdan 1 ve 3 adet yaprak götüreceğiz. Diğer taraftan ise 1 ve 4 adet yaprak götüreceğiz. Ortada kalan alanı ise taşlarla doldurabiliriz. Sonrasında ise arkadaşlar şöyle köşelerden 2 adet destek bloğu koymam gerekecek. Bunlar hatta destek bloğu şeklinde koyayım ben. Kafanız karışmasın. Bu arada tutorial tarzında yapacağım ve videolar bir süreliğine kısa olacak arkadaşlar. Çalışıyorum ve zor vakit buluyorum video çekmek için. Umarım anlayışa karşılarsın. Bu destek bloklarından dışarıya doğru birer blok çıkarak bunları 3 blok yüksekliğine getireceğiz. Ve bunu her yerde aynı şekilde uygulayacağız. Tam şuradaki yerde ise farklı bir şey yapmanız gerekecek sandığın açılması için. Bir adet merdiven craft ettim ve sandığın açılması için şu şekilde kullanmam gerekecek arkadaşlar bu merdiveni. Ters bir şekilde. Hem sandık açılacak hem de içerisinden su akmamış olacak. Alanı 3 blok şekilde çevirdim. Şimdi ise buraya yarım bloklar koymaya geldi arkadaşlar. Bu arada bazen konuşamıyorum. Dilim falan sürçüyor. Kusura bakmayın. Bu şekilde yarım bloklarla dönüşeceğiz her tarafını. Bunu yapmamızdaki temel sebep burada herhangi bir mobun doğmasını istemediğimiz için böyle bir yola başvuruyoruz. Sonrasında ise arkadaşlar Huni'nin tam karşısında kalan bloğa bir adet su koymamız gerekecek. Şekilde derken oğlum gözümün önünde spawn oluyorsun lan. Videonun öncesinde yaşananları daha doğrusu az önce yaşananları görmedin sen galiba. Ne yaşandığı hakkında hiçbir bilgim yok. Ya da yokmuş gibi davrandım. Neyse. Şimdi ise arkadaşlar tam karşı tarafa doğru geldim. Şöyle ikinci sıradaki bloğa bir adet tabela koyuyorum. Sonrasında onun çaprazına ve diğer çaprazına koyup ortada bir adet boşluk oluşturuyorum. Ve buraya da bir adet lav koyuyorum ki burada bizim golemimiz hop yanabilsin ama biz yanmayalım aman dikkat edelim. O burada yana yana ölecek arkadaşlar. Evet şimdiye kadar köylülerin duracağı alan depolama ve golemlerin spawn olup öleceği alanı yapmış olduk. Aslında temel olarak farmın çoğu yerini hazırladık. Şimdi ise sıra geldi zombinin alanını yapmaya. Şimdi ise arkadaşlar tam şu ortadaki yatağın üstüne geldim ve buradan tam 6 blok kadar ileriye doğru gideceğim. 6. bloğa geldikten sonra aşağı atlayacağım ve altına 2 blok daha ekleyeceğim. Sonrasında eklemiş olduğum bu blokların birine şu şekilde şey koyacağım. En aşağı kısmına taş koyacağım. Ve sağa veya sola doğru artık hani sağa veya sola doğru bir adet daha aynı şekilde taş tuğla. Taş tuğla ne? Taş duvar ekleyeceğim arkadaşlar. Ulan 7-8 ay video çekmeyince insan nasıl konuşacağını falan da unutuyor ya arkadaşlar. Böyle şeyler oluyor kusura bakmayın. Sonrasında şimdilik şuradaki yapraklardan kurtulacağız arkadaşlar. Hatta bayağı uzun süre biz bu yaprakları görmeyeceğiz. Buradaki blokların üstüne geldik duvarların. Ve bu duvarların üstüne 2 adet geçici blok kullanacağım. Destek bloğu. Etrafını ise yapraklarla kapatacağım. Sonrasında bu sağa doğru mu çıkmıştık biz? Sola doğru mu? Evet, sağa doğru çıkmışız. Yani şu orta noktanın ilerisinde kalan bloğun üstüne de bir adet yaprak bırakacağım. Şu destek bloklarını temizleyebilirim. Sonrasında bana bir adet su lazım olacak. Acaba nerede bulabilirim suyu? Sonrasında ise buraya su koymamız gerekecek ancak bunu koyarken zorlanacağınızı biliyorum. O yüzden yaprağı kırıp yerine şu şekilde koyun. Yoksa yaprağı tıklarsanız yaprağın içine suyu doldurursunuz. Yeni gelen güncellemelerde, gerçi bir sene önce gelen güncellemede böyle bir şey eklenmişti. Sonrasında bu taşın yerini yine yaprakla değiştirelim. Bunları tam blok kullanmamanız çok önemli. Çünkü tam blok olursa arkadaşlar üstünde golem spawn olup bizim buraya koyacağımız zombiyi öldürebilir. Arkadaşlar bu suyun sağladığı şey şu olacak. Diyelim ki burada böyle de zombi var. Bakın ben şu an elimi klavyeden mouse'dan çektim. Zombimizi sürekli zıplatacak ve bu sürekli köylülerimizin zombiyi görmesini ve golem spawn etmesini sağlayacak. Bu şekilde de bizler demir elde edeceğiz. Ama bu çok sinir bozucu bir şey. Sonrasında arkadaşlar bir blok daha ekleyelim ki zombimiz kaçmasın. Sonra bir adet destek, bir adet daha destek atıp şuradaki yarım blok seviyesine bir adet yarım blok koyacağız. Yarım bloğun üstünde de mob spawn olamıyor biliyorsunuz. Golem de spawn olamayacak. Bizim buraya bir şekilde zombimizi çekmemiz, şuralara da köylülerimizi çekmemiz gerekecek.
Ancak şimdilik şöyle baktığımızda farmımızda eksik nokta yok. Hatta fazla bir iki adet yaprak bulunuyor. Onlarla şimdi ilgileneceğim. Ancak biraz yanıma toprak alacağım ki zombileri ve köylüleri çıkartırken zorluk yaşamayalım. Benim ev de bayağı buraya uzak ya arkadaşlar. Hani bir an önce kanat falan mı bulsak diyorum. Heh. Ya da sizi böyle kandırıp belki 25-30. Bölümde kanat bulmaya gideceğim. Heh. Arkadaşlar yanıma istek kadar toprak ve biraz da tuzak kapısı aldım. Şimdi bunlar sayesinde biz biraz merdiven oluşturup canlılarımızı çıkartmanın bir yolunu bulacağız. Böylece zombinin tam olacağı bloğun hizasında bir toprak yol getiriyorum ve bunu zombi kafesine kadar götüreceğim. Sonrasında şuralara biraz şöyle korumalık sur öreceğim ki zombi buradan geçemesin. Hatta şunun da üstünü kapatmamıza gerek yok. Şöyle ki buraya blok koymam gerekecek ancak zombinin düşmesi için de şuraya bir adet tuzak kapısı koyacağım. Ve umarım zombi buradan aşağı falan düşmez yani. Ben buraya geldiğimde onun aşağı düşmesi lazım. Aksi takdirde çok kötü şeyler yaşanacak. Zombi için yapmanız gereken hazırlık tamamıyla bundan ibaret. Bir de şuraları arkadaşlar kapatmaya özen gösterin eğer köylüleri önceden koyacaksanız. Çünkü bu platform buradayken her an üstünde golem spawn olabilir ve zombinizi öldürebilir. Evet, zombinin alanı bu kadardı. Köylüler için ise şu yatakların baş kısımlarındaki hizadan, yatakların bir önünden yine aynı şekilde merdiven oluşturmanız gerekecek. Yatakların zeminiyle aynı hizaya geldiğinizde düz bir yol çekeceksiniz. Ve şöylece bu düz yolu durduracağız. Çünkü ben vagon ve ray kullanmak istiyorum. Yahut köylülerimiz buraya çıktığında aptal bir şekilde ileriden düşmesinler diye. Gerçi düşeceklerini pek sanmıyorum da. Yataklarına ilerleyecekler. Şimdi ilk olarak ben köylüleri getirmekle başlayacağım. Bunu ray ve vagonlarla yapmak istiyorum. Çünkü botlarla ve teknelerle, daha doğrusu ikisi de aynı şey oldu. Çok uzun zaman alıyor. Bu arada arkadaşlar eve gelmişken yanıma bir adet de isim etiketi aldım. Buna da şu şekilde buradan bir isim verelim zombimiz için. Yaratıcı bir isim oldu biliyorum. Adını zombi yapacağım. Şimdi dostlarım raylarımı ve vagonlarımı craft ettim. Tek yapmam gereken şey köylülerimi köylü farmından alıp demir farmının oraya kadar götürmek olacak ki bu çok acı verici ve uzun bir süreç olacak. Zaten birçoğunuz bunu yapıyordur. Minecraft oynayan herkesin bunu yaptığını düşünüyorum yani. Köylü taşımaktan bahsetmiyorum. Vagon hattı, ray hattı çek. Çok da zor bir yanı olmayacak. Beni tek zorlayan kısım sadece köylüleri şuraya kadar getirmekte olacak. Vay be. Güçlendirilmiş ray bitti. Neyse ki bir süre maden yapmışım video arasında. Bu sayede yenilerini craft edebildim. Ray hattımızın sonuna geldiğimizde ise arkadaşlar şöylece birkaç blokluk normal ray bırakın ki köylüler buradan sekip de geriye doğru gidemesinler. Daha şu kadar 4 blok falan yeterli olacaktır. 3 tane köylü göndereceğimize göre gayet yeterli bir sayı. Şu rayları da aydınlatalım ki arkadaşlar güçlendirelim ki elektriğini verelim yani redstone bloğuyla. Evet, yolda gelirken zaten buraları yapmıştım. Şimdi ise köylerimizi çıkartıp vagonlara bindirebiliriz. Minecraft'ın tam bu aşamalarına bayılıyorum arkadaşlar. Tam böyle ilerisi için farmlar yaparken o kadar eğleniyorsunuz ki uğraştırıcı olmasına rağmen böyle yapmanız gerektiğini bildiğiniz için çok keyifli oluyor. Şimdi gel gelelim köylüyü buradan bir şekilde çıkarttık. Bunun kaçmamasını istiyoruz. Şöyle yapacağız. Etrafını bloklarla çevireceğiz. Bunu kıracağız ve bir adet vagona bunu bindireceğiz arkadaşlar. Bu şekilde yerine doğru gidecektir. Umarım yerine doğru düzgün bir şekilde ulaşır. Şimdi bir diğerini daha gönderelim ve sonucuyu da binin lan. Bininiz binecek ona. Hah, tamamdır. Şimdi ise burayı geri kapatabiliriz. Üçü de gönderildi arkadaşlar. Dua edelim de geri sekip de buraya gelmezler ve bakın gidiyorlar. Umarım buraları replay ile falan kayıt altına alırım. Evet, geri gelmişler arkadaşlar. Sanırım o sonda koyduğum bloktan geri sekmişler. Ben de onları engellemesi için bir blok daha gönderdim. Geri gidiyorlar yani şu anda gittikleri yere. Adamlar benden önce geldiler, gittiler, geri gidiyorlar. Hadi bakalım siz bir tur daha oradan gezin gelin. Yazık lan, sen kaldın mı burada? Bak önlerine hayvanlar falan geçiyor. He. Ulan at, yürü git, yürü git. Allah Allah ya. Onlar da gelecektir tahminimce. Ulan ata bak lan, yol kesicilik yapıyor oğlum. Keserim lan seni, at eti yediririm millete. Hop gelmeyin, gelmeyin üstad. Tünelin ucu kötü. Okey, tamamdır. İkisi en azından buralarda bulunuyor. Şimdi yapmam gereken öncelikle şunları vagondan indirmek olacak. Şu bloklardan da kurtulalım. Tepesine çıksın istemiyorum. Böyle ittire kaktıra bunu buraya çıkartacağız. Sonrasında bu arkadaşı da ittirelim. Sen yatağından inmeyeceksin ama öyle bir dünya yok. Tamamdır. Birinci arkadaş yatağında, ikincisini de bir şekilde çıkaralım. Bunu da çıkarttıktan sonra hemen şu raylardan falan kurtuluyoruz. Bu yolu kırmanız çok çok önemli. Yoksa bu arkadaşlar biraz gerizekalı arkadaşlar. O yüzden atlayabiliyorlar. Son köylümüz de tam olarak burada kalmıştı. Zaten akşam olduğunu görebiliyorsunuz ve bu arada onun yatağını mı çaldılar gerçekten mi? Gece vakti olduğu için şöylece sadece onu vagondan çıkartmam gerekecek. O kendisi boş yatağa doğru ilerleyecek. Bunları da kırabiliriz. Ve sonrasında ise şuradaki topraklardan kurtulalım arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz üzere köylüler yerlerinde. Şu yolu da kapattım ki köylülere zarar verebilecek bir şey olmasın. Şimdi ise zombiyi aramaya geldi. Hazır gece olmuşken zombimizi de getirsek iyi olur arkadaşlar.
Yalnız şu zombiyi çıkartırken umarım şurada burada golem spawn olmaz. O zaman canımız sıkılabilir. Şimdi gel gelelim zombiyi bulmaya bakalım. Bu arada videoyu kısa yapacaktım ama bayağı zaman oluyor arkadaşlar böyle detaylı detaylı anlatmak. Aslında bu demir farmı en basitlerinden bir tanesi yani. Sadece size de gösterebilirdim ama hani böyle yaptım falan. Böyle falan yaptım diye farmı anlatabilirdim ama. Böyle anlataraktan oynamak daha çok hoşuma gidiyor. Hem sizleri de bilgilendirmek beni mutlu ediyor. Çünkü deniyorsunuz, yapıyorsunuz. Bazen hatalı yapıyorsunuz. Böyle iletişime geçiyorsunuz benimle nasıl oldu falan filan diye. Güzel, hoşuma gidiyor. Yani o 7 ayın birikmişliği var bir de arkadaşlar içimde. 7 aydır video çekemiyor, delleniyor bizim oğlan mantığında. Bu arada şu zombinin önce eline item vermeye çalışalım bakalım alacak mı? Almadı. Peki zombi almazsan alma. Gel bakalım sen. Gel ben sana ömür boyu iş vereceğim gel. Sakın şuradan aşağı atlama. Bu arada kim kazdı burayı ya? Ben kazmamışım ben. Uuu burada bir sürü mob var. Tamam zombi, bizim onlarla işimiz yok. Heh, beni takip ediyor musun zombi? Lan zombi nereye gitti? Neyse burada daha fazlası var. Arkadaşlar bu şekilde zombilerin önünden kaça kaça giderekten zombileri kendinize çekmeniz gerekecek. Bu arada şu cadı bize problem çıkarabilir. Mümkünse bir yay ile zombilerden çok uzaklaşmadan onu indirin aşağıya. Çevresel moblara dikkat edin. Gece vakti sağınızda solunuzda creeper patlamasın. Böylece merdivenden çıkarken zombilerin hepsi peşimden geliyor. Çok mühim değil. Benim tek yapmam gereken bu yöre geçmek olacak. Çünkü zombiler beni takip edecekler. Ben bunun farkındayım. Bir tanesi düşse bizim için yeterlidir. Eyvah. Bu arada arkadaşlar bir tanesi düştü ama orada bir adet golem spawn oldu. Of dur. Heh, tamamdır. Golemden de kurtulduk. Şimdi o aşağıdaki zombilerle uğraşa dursun. Biz de arkadaşlar şunun üstüne bir adet yarım blok koyacaktık. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet o yarım bloğu eve bırakmışım. Yenisini yaptım. Şöylece bir adet yarım blok koyacağız. Sonrasında buradaki topraklardan kurtulmaya özen gösterin. Sonrasında bu zombiye hop bir adet isim etiketi koyun. Çevrede herhangi bir toprak yoksa problem de yoktur. Sonrasında arkadaşlar bu golemi öldürmeniz gerekecek. Lakin ona birazcık işim düştü. O zombileri biraz öldürsün. Öldürdüyse sıra onun ölüm vaktine gelmiş demektir arkadaşlar. Böylece blok koyaraktan bunu rahatlıkla öldürebilirsiniz. Tamamdır. Ve bu arada aklınızda bulunsun şuradaki platformu da kaldırın. Burada da herhangi bir şekilde golem spawn olmasın arkadaşlar. Başınıza bela açacak. Evet az önce eline şöyle bir item alan zombi olsaydı işimiz daha kolay olacaktı. Ancak öyle bir şey bize denk gelmedi. De denizin altında uyuyalım bari arkadaşlar. Şu moblardan kurtulmanın basit yollarından bir tanesi de budur. Evet ama bu psikopatlar suya girmişler. Bunlar boğulacaklar. İnşallah ölürsünüz yani. Evet arkadaşlar şu anda farmımız tamamlanmış durumda. Zombimiz ve köylerimiz yerinde. Mobların spawn olacağı, daha doğrusu golemlerin spawn olacağı alan çalışıyor. Daha doğrusu düzgün bir şekilde. Ve buraya da bakın gördüğünüz üzere demirler gelmeye başlamış. İlk golem ölmüş arkadaşlar. Bizim hedefimiz saatte ne kadar olacak? Herhangi bir fikrim yok. Ancak gördüğünüz üzere golemler gelmeye devam ediyor. Saatlik ne kadar demir kazandırdığını öğrenmek istiyorum ben de. O yüzden tam bu alanda hatta şurada bir AFK alanı oluşturacağım kendime. Bir yarım saat kadar AFK bırakacağım. Siz de bunu bir replay kaydından izlersiniz. Zaten bu benim klasikleşmiş şeyimdir artık. Hani farmı denemek için bir AFK bırakılır arkadaşlar. Bu AFK'nın sonucunda da size tahmini saatlik gelirini iletirim ben. Ha benim tahminimce arkadaşlar 5-6 stack kadar demir gelecektir. Bakın demirlerin kimisi sandıklarda bu şekilde kalıyor. Hani ben size sadece tahminlerimi söylüyorum. Bu arada bu depolamayı yere kadar da uzatabilirsiniz. Ben şimdilik bu kadarı yeter diye düşündüm. İleride uzatacağım ben de. Budur yani arkadaşlar farm. Şimdi kendim böyle bir delikte AFK'yım. Ve farm burada görmüş olduğunuz şekilde çalışıyor. Hadi gelin bir replay'e gidelim. Ve bakalım bu replay'in sonucunda, yarım saatlik replay'in sonucunda ne elde edeceğim? Bunu saatliğe eşitleyeceğiz. Saatlik gelirini ben size söyleyeceğim. Evet arkadaşlar yarım saatin ardından tekrardan buradayım. Evet tam olarak yarım saat geçti ve kayda girdim. Görmüş olduğunuz üzere farmımız hala daha çalışmaya devam ediyor. Bakalım burada 50 adet demirimiz var. Şu çiçekler çok önemli değil ama. Bakın yarım saatte arkadaşlar 3 siteye yakın hani tahmini 200 tane falan demir. Yani 1 saatte 400 adet demir yapıyor. Başlangıç için oldukça verimli bir farm. Tabi bu demir farmını yaparken yapmış olduğum raylar için kullandığım demirleri 4 saat 5 saat gibi bir sürenin ardında karşılayacağımı düşündüğüm için bu farmı niye yaptığımı sorguluyorum. Lakin uzun süreci düşündüğünüzde arkadaşlar bu farm oldukça kullanışlı ve verimli. Açıkçası bu video bu kadardı arkadaşlar. Daha da fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü biliyorsunuz çok fazla vakit bulamadığımı, çalıştığımı söylemiştim. Biraz para biriktireyim, birkaç ekipman alıp YouTube işlerine devam etmeyi planlıyorum. Bir yandan da üniversite başlayacak 2 Mayıs civarında. Üniversiteye giderken de ev tutabilirsem yine videoları aksatmamaya çalışacağım. Elimden geleni yapacağım. Ama sizlerden tek bir isteğim öncelikle bu sene içerisinde 10 bin. Sonrasında 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin ve 100 bin abone ki o plaketi gerçekten çok istiyorum. Sizlerden bunu istiyorum arkadaşlar. Siz de benden video istemekte haklısınız. Kusura bakmayın biraz gecikti video ancak geldi. Neyse daha fazla videoyu uzatmayayım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bye bye.